Aleyna Tilki'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsoru olduğu diyeyim. Ama Forbes dergisiydi galiba. Hemen şimdi notlarımın arasında bulayım. Dergisi. Aynen öyle. Forbes dergisinin organize ettiği, bakanlığın da destekçisi olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekçisi olduğu, sponsoru olduğu 30 gencin ödüllendirildiği 36-30 programında ödüller dağıtıldı. Önce haberi yayıldı. Gücümüz, gençliğimiz ödülleri verilecek dendi. Bu ödüllerden birinin de Aleyna Tilki'ye gittiği haberi çıktı ilk olarak. Bu ödülün verileceği Aleyna'ya açıklanınca öyle tepkiler geldi ki, mesela şu noktaya kadar vardı o tepkiler. Bu kız şeytana tapan, satanistliği özendiren bir kız. Siz böyle birine nasıl bu ödülü verirsiniz? Gençliğimizi yön gösteren, ilham olan kişi bu olabilir mi diye. Sonra bakanlık önce bir açıklama yaptı ve dedi ki biz kimin seçileceğine karışmadık. Forbes dergisi seçti. Biz sadece onlara mekan temin ettik dedi. Hı. Ama ardından da işte bu kişiler ödülü almıştır diye bir liste açıkladı bakanlık abi. Orada bütün gençlerin adı var. Aleyna Tilki yok. Yalnız bir enteresanlık daha var. Lisede 29 kişi var. Şimdi şöyle bir söz var. Evet. Şöyle bir söz var. Çok yaygın kullanılır. Sen yoksan bir eksiyiz diye. Bunun kanıtı oldu bu. Yani etkinliğin adı ne? 36-30. Yani 30 yaşın altında 30 genç. 30 yaşın altında 30 kişi. Bu ne oldu? 36-29. Ya fıkra gibi. Evet. Yani ya Aleyna Tilki'yi bu listeye almayacaktınız ki ben listeye baktım. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse ben Aleyna Tilki'yi seven, destekleyen biriyim. Ama bu listedeki diğer gençlere baktığımda kulvarlar çok farklı. Girişimciler var. Ondan sonra sporda çok başarılı olmuş kişiler listede var. Tek bir şarkıcı kaldı. Ama sadece şarkıcı değil o. Buldun mu? Bakıyorum aşağıda, aşağıda. Biraz çık yukarıya. Çıktım. Tık 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 tık. Çık biraz daha. Çıkıyorum. Sen nereden görüyorsun benimle bak? Karsu. Yes. Aa bravo. Evet. Yurt dışında da Karsu, Karsu'nun söz yazarı, besteci, aranjör gibi yetenekleri de olan bir caz şarkıcısı. Hı hı. Yani bir yılla yırttı. 29 yaşında yanılmıyorsam. Aynen Karsu. 29 yaşındaymış. Şimdi yani biz böyle bir liste olduğunu, böyle bir ödül verildiğini, Aleyna Tilki'nin de listede olduğunu gördükten sonra o sayede öğrendik. Böyle bir ödül verildiğini bile bilmiyoruz. Yok, biliyor muydun? Yok. 36-30 diye bir ödül veriliyor. Türkiye'de gençler ödüllendiriliyor. Yetenekli gençler. Aleyna Tilki'nin burada ne işi var diye eleştiriler olmasa bunu bilmeyecektik. Aleyna Tilki'ye hem özür borçlular alıp çıkardıkları için hem de teşekkür borçlular, sayende bayağı bu iş popüler oldu diye. Aleyna da bir açıklama yaptı. Teşekkür ediyor ama bakanlığa acaba gerçekten mi teşekkür ediyor ya da bu açıklamayı öncesinde yaptı da mı? Her şey birkaç gün içinde olduğu için yani onu ayıramadım doğrusu. Okuyayım mı abi hızlıca açıklamasını Aleyna'nın Instagram'da yaptığı? Yoksa sonra silmedi, yok, vurgulu bir şekilde kalsın diye. Neticede şunu yazıyor, son iki cümleyi okuyayım. Baktığınızda neyi gördünüz? Sizi siz yapan şeydir, ilhamı. Ben de ilhamı görenler gördü. Onca tweetten ve olaydan sadece cumartesi pazarı hatırlayanlarsa onlar için ilham zaten uzak bir detay. Onlar bu cevabı hak ettiler diyor. Cevabı için son postunda bu. Forbes'a ve bakanlığa yolumu görmezden gelmediği için teşekkür ederim dedi. Soru işareti mi var sonunda? Bakayım, noktalama işaretinden de anlarız aslında. Neticede bu ödülle ilgili kalp koymuş, Türk bayrağı koymuş. Muhtemelen... Ya sonuç itibariyle o cumartesi pazar vurgusunda bu açık listeye girdiğinin belli olmasından sonra yapılan tepkilere gönderme yapıyor. Yani insanlar neyin ne olduğunu gördü diye. Sonuç itibariyle Aleyna Tilki başarılıdır. Türkiye'de gençlere doğru bir rol model midir? Onu tartışmalı bir konudur. Ama iyi bir şarkıcı. Yaptığı müziklerle konuşuyor. Bir kere Aleyna Tilki bir müzik yıldızı artık. Üstelik İngiliz müzik şirketi Warner Music Grubu'nda anlaştığını kendisi de yazısında yazıyor. Yani böyle bir haber çıkmıştı ya, emin olamamıştık. Evet. Dolayısıyla bir dünya deviyle de anlaşma imzalamış durumda. İnşallah yolu açık olsun dünyada da.